Yani bunları ondan sonra başlıyor saldırılar. Ya hala troll besliyorlar. Mehmet Şimşek, buradan söyleyeyim de Interpress'e düşsün, önüne koysunlar. Bir baksın bakalım devlet kurumları, AK Parti, şu bu, şu sosyal medyada gazetecilere, muhalif siyasetçilere sataşsın, küfretsin, saldırsın diye kaç tane troll besliyorlar? Onlara kaç lira veriyorlar? Bir baksın bakalım. Yani biz burada bunları dile getiriyoruz. Ondan sonra sokakta dolaşırken kimi diyor ki ya düşüncelerimize tercüman oluyorsunuz. Ya tercüman olduğum için ben bedel ödüyorum. Her gün küfürlerle karşılaşıyoruz. Hakaretlerle karşılaşıyoruz. Her gün itibar suikastleri bilmem ne. Yani ama siz de bir bedel ödeyin. Siz de sokağa çıkın. Siz de sesinizi duyurun. Yani sosyal medyada oturmuş beni üzdün. Ya ben üzmedim sizi. Nurettin Nebati üzdü. Şahap Kavcıoğlu sizi üzdü. BDDK başkanı oldu. Nurettin Nebati sizi üzdü. Mersin milletvekili oldu. Mehmet Şimşek sizi üzüyor. Hazine ve Maliye Bakanı olarak dolaşıyor. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018'den bu yana bu ülkedeki tek yetkili ve güçlü siyasetçinin, o ne istese o oluyor. Onun isteği dışında bu ülkede gerçekleşmeyen hiçbir şey yok yani. O ne derse o oluyor. Deniz, şeyi soracağım. Yani acaba şeyi biliyor musun? Trollerin kök ücretleri ne kadar artırıldı? Kök maaş. Bilmiyorum ama yani sayıları o kadar çok ki. Düşünüyoruz biz de. Ben artık bu işin uzmanı oldum. Yani bakıyorsun mesela hesaba, ya bir tane takipçisi var. 2 senede işte 10.000 tane tweet atmış. Evet. Zaten normal bakıyorsun, bir insan o kadar rahat yazamaz kişi... yani küfür falan edip o kadar rahat eleştiremez. Kepçe kulak ne ya? Ya tabii canım ya işte şey. Bana kepçe kulak yazıyorlar. Ya benim bakın bunları burada konuşmak çok iyi bir şey değil. Ya benim anama küfrettiler. O küfür içeren tweet'i çok mühim bir şahsiyet retweet etti ya. Ne? Ciddi yani, misin? Yani edepsizliğin, musunuz? Böyle şeyler edepsizliğin boyutu ya. Bu. Edepsizliğin edepsizliği yani. Tabii daniskası yani. Daniskası. Vay, utanmaz. Bu ülke bu hale geldi. Troll besliyorlar. Troll de seni taciz ediyor sürekli. Sanki umurumda. Yani bunlarla yani gerçekten bu ülkeyi bu şekilde bu iktidar gazetecileri vesaire böyle susturacağını düşünüyor. Böyle işte şey yapacağını düşünüyor. Bunlarla bu ülke düzelmez. Bu ülkenin gerçek sorunları var. Emeklinin gerçek sorunu var. İşçinin gerçek sorunu var. Kadınların gerçek sorunları var. Bunları düzeltecek ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne kadar tasarruf ettiniz? Hadi açıkladınız. Açıkladığınızdan bu yana benim emeklime, işte işçime, şuna buna ne faydanız dokundu? İşte bir kiralık araçtan ücretlerini mi artırabildiniz? Ne oldu? İşçinin ücretini mi artırabildiniz? Emeklinin ücretini mi artırabildiniz? Yok. Fiyatları mı düşürebildiniz? Ne oldu? Ne değişti hayatımızda? Yine karpuzu 200 liraya alıyorsun. Yine bak, çürük biberi gelecek. 45 liraya alıyorsun. Bayram gelecek. Yine çürük muzu 75 liraya alıyorsun. Ya kurban, bak ben babamdan biliyorum. Demiştin hakikaten öyle. Bizimkiler için önemlidir bu kurban meselesi. Mutlaka kesmek istiyorlar, kesmeye çalışıyorlar. Ya rakamları duysanız yani işte 7 kişi hisse şey yapacak 26.000, 30.000. Öyle. Düşünebiliyor musunuz? Koç alacaksın 15.000, 20.000. Bu yani şu anda bir sürü insan şu muhabbeti yapıyor ya, sizin derdiniz et almak, et şey yapmak mı, kurban kesmek mi? Ya bir sohbette, emeklilerin olduğu bir şeyde, sohbette şunu duydum. Bir emekli diğerine dedi ki ya kurban kesilip yoksullara dağıtılmak için vardır. Biz dağıtılacak ete muhtaç hale gelmişiz. Ne kurbanı kesmesinden bahsediyorsunuz dedi. Bunu çok duyuyorum yani ben. 10.000 lira emekli 10.000 lira emekli maaşı alan birisi 30.000 lira, 26.000 lira verip hisse, kurban hissesi alıyorsa bu memlekette çok ciddi bir sorun vardır. Ya 3 aylık maaşını düşünün bir kurban hissesine vermek zorunda kalıyor. Düşünün bak, bir emeklinin en düşük, yani ki o, hadi o, en düşük demeyelim yani, ortalama emekli maaşı diyelim, o da 13-14.000 lira galiba. Evet, 13. Ortalama emekli maaşıyla bir koç alamıyorsun bu ülkede. Yani bu haldeyiz işte. Bir de bunlara diyorsunuz ki gidin bayramda sosyal tesislerde %15 indirimli kalın. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalın. Ya bir düşünün, Allah aşkına düşünün. Bakın, %10 indirimli trene bin. Benim annem 76 yaşında. Annem 76 yaşında, babam 85 yaşında. Gönderdim diyelim ki şeyde, Bodrum'da olduğunu varsayalım. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir şeyinde yurdunda kalıyor. Tatil binasını yapsınlar diye. Hı hı. Tamam, ben yokum, param yok, pulum yok. Yani onlara destek olabilecek bir konumda değilim. Hı. Gidip Kredi Yurtlar Kurumu'nda tatil. Ya 85 yaşındaki adamı o ranzanın üst katına nasıl çıkaracaksın sen? Asansör mü koyacaksın yani? Hayır, bir de yani ya bunlar gerçekten fasofuso yani. Bu ya, yani neyse, ilaçları var, bakımı var, desteği var. Kurbanları gösteriyor. Susuyorum. Evet. Susuyorum. Şeref abiye gönderiyorum topu. Çok enteresan. Sevap çok pahalı ama günah bedava. Kul hakkı yemek bedava. Anlatabildim. 3-5 maaş almak bedava. Alman arabasına binmek bedava. Tabii, ama o zaman anlamıyorsunuz işte. Evet. Trollük bedava. Ya dün tesadüfen gördüm Şeref abi. Evet. Dün sosyal medyada gördüm. Birisi anlatıyor böyle. Ya gerçekten fark etmemiştim. Yani onun sayesinde şey yaptım. Eskiden kamu araçlarının tamamı siyahtı, siyah plakaları vardı ve yan tarafına beyazla resmi hizmete mahsustur resmi diye. Resmi hizmete mahsustur, evet. Çok net. Yazardı. Yazardı değil mi? Evet, yazardı. Yani ne zamandan beri bu yazıyı fark etmediğimi, görmediğimi fark ettim. Bir daha söyler misiniz? Bu resmi hizmete mahsustur. Zamandır, yanda yazardı. İki kapısında da Deniz, iki kapısında da yazardı. Tek kapısında değil. Önde, evet, iki kapısının burasında aynıdır. Resmi hizmete mahsustur ve siyah. Üzerine beyaz yazı. Çok doğru. Çok doğru hatırlıyorsun. Uzun zamandır, bakın siz de düşünün. Şimdi izleyicilerimiz de düşünsün. En son ne zaman üstüne resmi hizmete mahsustur yazısı gören bir kamu aracı görmüşler? Bütün hepsi kiralık falan olduğu için zaten beyaz plakalı. Evet. Ve hesabı yok. Kim kullanıyor belli değil. Yani resmi hizmete mahsustur demek, ya sen genel müdürsün ama işte bu arabayla eşini çocuğunu bir yerden bir yere götürtemezsin. Şoförünü eşinin şoförü gibi kullanamazsın demek. Evet. Şimdi bu devletin araçları nasıl kullanılıyor görüyorsun. Adam helikopterle pikniğe gitmişti ya. Hakikaten utanmaz, bakar mısınız? Helikopter. Utanmaz, rezil.